Dersimizi iyi çalıştık. Bu ihaleyi alacağımıza kesin gözüyle bakıyorum ben. Yaman Bey, diyorum ki tüm limanları bizzat tek tek dolaşıp kontrol edelim. İşimizi sağlama alalım. Görmediğime ben de güvenmem. Ama tabii bu küçük bir Avrupa turu demek. Vaktiniz olur mu? Haftalara yayarak küçük seyahatler gerçekleştirir, işi de hatasız yürütürüz. Önce reste bölgelerden başlarız bizim uçakla. Ne dersiniz? Olmaz, gidemezsin. Yani Yaman Bey gidemez. Yusuf'un öğretmeni olarak diyorum. Yusuf özel bir dönemde. Yaman Bey'in yanında olması lazım. Değişik bir öğretmen, değişik bir öğretme tarzı. Kan sıkıya buluyor var, ermiçinom tarz kan miçinom. Yusuf kim? Oğlumuz mu? Hayır yeğenim. Şu aralar zor zamanlar atlatıyor. Münebbiyenin haklılık payı var. Kusura bakmayın. Babam, rapor vermem lazım. Alo. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Garip garip haller, hareketler. Kendine gel. İşim bu. Zaman zaman seyahate çıkmam gerekebilir. Sen bunun için buradasın. Yokluğunda işini yapacak Yusuf'la ilgileneceksin. Ayrıca böyle bir uyarının ne yeri ne de zamanı. Bunu bir düşün. Şimdi söyle bakalım. Neden böyle davranıyorsun? Çünkü hiç sevmedin bu kadını. Burnu kocaman. Ona burnu büyük derler. Büyük burunlu. Kibirli. Hiç hoşlanmadım ondan. Hoşlanmasan da saygılı davranmak zorundasın. Ona yaptığın her kabalığı bana yapılmış sayarım. Ona göre. Şimdi çık odadan. Çeviriyi de kendi odanla bitir. Bitti bu. Biraz gereksiz uzadı şu tercüme işi. Tabii kız da profesyonel değil, ne yapsın? Bittiğine göre biz de hızlanabiliriz. Tabii. Devam edelim.